Günün raporun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Biraz önce Özgür Özel vardı ve anayasa değişikliği konusunda önemli sözleri vardı. Onun da altını çizmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi eğer AKP'nin anayasa değişikliği konusunda kendisine gelmesi durumunda toplumun %99'unun kabul ettiği bir taslak konusunda oturabileceğini, konuşabileceğini Özgür Özel aracılığıyla söyledi. Ve önemli olan değişikliğin içeriği tabii ki ama yine de kırgınlıkları olduğunu söyledi. Ve AKP'nin CHP'ye yönelttiği eleştirilerden örnek verdi ve Sayın Bahçeli'nin yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerinden söz etti. Ama kapıyı tam olarak kapatmadı. Zaten bugünkü parlamento aritmetiğine baktığınız zaman bu anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi, yani mecliste oylandıktan sonra yeterli çoğunluğa ulaşmayıp ki 400 oya ihtiyacı var, referanduma gitmesi için bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İyi Parti'nin desteği gerekiyor. Tamamen geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste kabul edip geçmesi için yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği son derece önemli. Kilit parti burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer Sayın Erdoğan bu teklifinde samimi ise, ciddi ise bunu bir kongre öncesi bir ortalığı gündemi değiştirmek ya da kendi tabanına yönelik bir konsensus sağlamak için böyle bir öneri getirmediyse taslağı görmek lazım. Ne düşündüklerini bilmek lazım. Bütün bu konuları konuşacağız. Aslında bu konuları konuşmak için de bir konuğumuz var. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu. Deva Partisi Genel Başkanımızı Sayın Mustafa Yeneroğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen şu anayasa değişikliğini konuşalım. Sıcağı sıcağına bitti biraz önceki programda da. Şimdi bakıyorsunuz burada rakamlar da var benim. Onu bir bulayım ben. Şöyle. Sonuç olarak yani anayasanın değişmesi için parlamentoda AKP artı MHP çoğunluğu yetmiyor. Hatta yani anayasa değişikliği teklifi 200 milletvekiliyle normal yapılabiliyor referanduma ama götürmek için de yetmiyor. Referanduma götürmek için de yetmiyor. Yani burada aslında referanduma götürmek için İyi Parti yeter mi hesapladığınız sistemde? İyi Parti'nin şu anda milletvekili sayısını hesap ettiğimiz takdirde yetiyor referanduma götürmek. Ama geçmesi için mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek vermesi gerekiyor. Yani referandum dışında geçmesi için, doğrudan meclisinden geçmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği gerekiyor. Evet. Çünkü referanduma giderse halk sonuçta karar verecek. Evet. Değişsin mi, değişmesin mi, ne geleceğini de bilmiyoruz ama burada ikili bir yapı olacak. Eğer Sayın Erdoğan samimi ise bu anayasa taslağı konusunda bir taslak getirecektir değil mi? Sonuç olarak yani bunu bugün söyledi. Yani gülümsediniz, getirmeyecek mi? Şimdi şöyle... Yani getirecekse ve gerçekten iddia ettikleri gibi sivil, demokratik bir anayasa anlayışına uygun bir öneri ise elbette burada mecliste siyasi partiler muhalefette buna destek verir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anda yaptıkları bundan sonraki süreçte de yapacaklarının teminatıdır. Bundan 3 ay önce de hukuk reformu denildi. Kamuoyu olumlu algılamak istedi. İnsanlar bazı şeylere inanmasalar bile pozitif ise inanmak istiyorlar. Bu şekilde psikolojilerini düzeltmek istiyorlar. Bence bu süreçte böyle bir süreç. Aksini ispat etmekle Sayın Cumhurbaşkanı yükümlü, iktidar koalisyonu yükümlü. Burada yapılması gerekenler çok belli. Yani Türkiye'nin en önemli sorunların başında gelen şu anda temel hakların tamamen yok sayılması, kuvvetler ayrılığının yok sayılması, bunların her birisi hatta her gün yok sayıldığı, her gün ayaklar altına alındığı örneklerle dolu. Daha Boğaziçi öğrencilerini konuşuyoruz. Dün Cumhurbaşkanı anayasa reformundan bahsederken adeta canlı olarak anayasa reformundan ne kastettiğini biz zaten Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nde gördük. Boğaziçi'li öğrencilerin gözaltına alınarak hukuksuz bir biçimde toplanma ve gösteri özgürlüğü engellenerek, hukuksuz bir biçimde gözaltına alınarak, darp edilerek ve tutuklama kararları çıkarttırılarak, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın da, bakanının da devamlı hukuksuz bir biçimde, maalesef özür dileyerek söylüyorum, ayrıştırıcı, kin ve nefret
oluşturucu dil kullanarak toplumun belli kesimlerini ötekileştirme çabası bugün anayasanın zaten tamamına aykırı örnekler bunlar. Dolayısıyla iktidarın böyle bir ortam içerisinde her gün ülkemizde kin ve nefret tellallığının yapıldığı bir ortamda haftada bir kere en az bir gazetecinin sokak ortasında kan revan içerisinde bırakıldığı bir ortamda basın özgürlüğünün artık yok kabul edildiği bir ortamda gazetecilerin %80'inin kendi kendimize otosansür uyguluyoruz dedikleri bir ortamda anayasa reformu yapacağız. Anayasa reformumuz da demokratik ve sivil olacak şeklinde bir yaklaşım biraz abeste iştigaldir. Yani Cumhurbaşkanı'nın kendi danışmanı, kurulunun, siyasi ve hukuki işler kurulunun başında bulunan zat daha geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması gerektiği doğrultusunda bir değerlendirmede bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı da devamlı bunu söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kabul etmeyeceksiniz. Anayasa Mahkemesi kararlarını kabul etmeyeceksiniz. Anayasa Mahkemesi karar verdiği takdirde yerel mahkemeleri bu kararları uygulamama noktasında yönlendireceksiniz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı terör örgütü üyeliği imasıyla suçlayacaksınız. Aba altından sopa göstereceksiniz. Toplumda herkesi bu şekilde tehdit edeceksiniz. Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi meselelere yaklaşmayan insanları kriminalize edeceksiniz. Her türlü temel hakkı ortadan kaldırmak için o temel hakkı kullanmaya çalışan insanları kriminalize ederek toplum nezdinde müdahalenizi meşru göstermeye çalışacaksınız. Ondan sonra çıkıp da biz yeni bir anayasa yapacağız diyeceksiniz. Bunların hiçbirisi inandırıcı değil. Peki. Ama göreceğiz, bakacağız. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı dedi ki, hiçbir şekilde bugünkü uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri dönüş yok. Bu geri dönüşü arzu edenler hayal görüyor demektir dedi. Çünkü Türkiye o günleri geçti dedi. Yani şimdi, hayal gören kişi Cumhurbaşkanı mı? Hayal gören kişi Adalet Bakanı mı? Adalet Bakanı dün attığı tweette diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasaya vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacak en değerli miras olacaktır. Evet, altına imzamı atarım. Ancak gerçekler bu değil ki. Gerçekler çok farklı. Bugün Türkiye'nin gerçekleri hukukun üstünlüğü endeksinde, dünyada en geride olan ülkelerinden arasında olmamız, iktidarın hukukla gücünün kısıtlandığı örnek üzerinden yürüdüğümüz zaman, dünyada gerçekten en geri ülkelerle aynı sınıfta değerlendirdiğimiz bir ülke bugün Türkiye. Yani şöyle ifade edeyim size, bakın 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 16. maddesinde şöyle diyor. Yani 300 yıl öncesinden bahsediyoruz neredeyse. Hakların güvence altına alınmasını sağlamayan, bakın temel hakların güvence altına alınmasını sağlamayan, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemeyen toplumlar asla bir anayasaya sahip değildirler. Bu açıdan bakarsak bizim zaten şu anda bir anayasaya sahip olmadığımızı ifade etmemiz gerekir ki şu anda zaten Türkiye'de anayasa askıya alınmıştır. Evet, yani tam ben şeyi bulayım dedim Mehmet Uçum, çünkü önemli. Şöyle dedi, parlamenter sisteme dönmek isteyenler hayal görüyor dedi. Şöyle devam etti, parlamenter sistemle ilgili muhalefetin tüm beklentileri bir hayalden öteye gidemez. Nasıl ki çok partili sisteme geçtikten sonra tek partili sisteme dönüş mümkün olmadıysa, parlamenter sisteme geri dönüş de asla mümkün olmayacaktır dedi. Hantal ve dağınık bir yapıyı geride bıraktık ve kimse böyle bir hayal görmesin diyor. Dolayısıyla, peki, dolayısıyla hukuk, neyi konuşacağız o zaman? İşte hukuk reformu öncesi bir zihniyet reformuna ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın inandırıcı olabilmesi için bir kere bu etrafındaki hukukun üstünlüğüne inanmayan ve devamlı Sayın Cumhurbaşkanı'na kuvvetler birliğini telkin eden, anayasanın üstünde kendini konumlandıran anlayışları etrafından uzaklaştırması gerekir ki bu mümkün değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi kuvvetler birliğine inanıyor. Kuvvetler ayrılığını sağlayabilecek en ufak reformu da kesinlikle yerine getirmeyecektir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın zihin dünyasında hukuk reformu denildiği zaman en ileri, bakın en ileri hukuk reformu onun zihin dünyasında lütfetmek olur.
Örneğin Osman Kavala'nın zaten hukuku suçsuz bir biçimde cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın cezaevinden çıkartılmasını lütfetmek olur. Bunun ötesinde bir uygulamada bir hukuk reformunun bu iktidar tarafından bu saatten sonra yapılmasını beklemek gerçekten çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Peki Sayın Erdoğan niye durup dururken, gündemde yokken yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi diye bir açıklama yaptı? İkincisi, bugün Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması var, yazılı açıklama. Düne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin değişmez kaderi olduğunu söyleyen Sayın Bahçeli bugün de diyor ki tartışılabilir anayasa diyor. Şimdi o da kısmen çark etti gibi bugün. Niye öyle bir açıklama yaptı bilmiyorum yani. Nedir bu? Bence şimdi bütün kavramların içi boşaltıldığı için, bütün değerlerin içi boşaltıldığı için onların kullandığı kavramlarla, yükledikleri manalarla bizim yüklediğimiz manalar veyahut da genel toplumun, akli selimin o kavramları yüklediği manalar çok farklı. Bir kere bunu tespit etmek gerekiyor. Aksi takdirde zaten bu söylenenlerin hangi birisini ciddiye alalım? Bakın Türkiye'de şu anda Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüştüğü kararlara baktığımız zaman %95'inde bakın %95'inde hak ihlali var. Ve en fazla hak ihlali de adil yargılanma konusunda var. Adil yargılanma konusu ise AK Parti'nin son yıllarda hukuk reformu adı altında ortaya koyduğu tüm reform önerilerinin en önemli parçası olmuştur. Ama hiçbir zamanda gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de demokrasinin olmazsa olmazlarıyla ilgili adımları beklemek bence tekrar ediyorum çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Şu anda Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı bir zihniyet reformudur. Mevcut iktidarla bu iktidarın başındaki kişilerle hukuk reformu gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Çünkü hukuk reformunun hası kuvvetler ayrılığından başlar, yargıya talimat vermemekten başlar, hukuku sopa olarak kullanmamaktan başlar ki bunların hiçbirisi bunların hukuk denildiği zaman akıllarına gelen hususlar değildir. Peki bir şey daha soracağım. Yani şimdi baktığınız zaman olaya Cumhurbaşkanı meclisteki aritmetiği bilmeme ihtimali yok değil mi? Yok. Meclise bakıyorsunuz, demin size sordum, rakamları da vereyim ben. Cumhur İttifakı'nın toplam 337 sandalyesi var. Evet. Büyük Birlik Partisi'ne kattığınızda 338. Ama anayasayı değişikliği için, referandum yoluyla en azından referanduma götürmek için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Evet. Ama mecliste geçmesi için 400 milletvekiline ihtiyaç var. AKP'nin 289, MHP'nin 48, Büyük Birlik Partisi'nin 1 milletvekili var. Yani İyi Parti ile anlaşsa bile AKP ancak referandumu zorlayabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşması durumunda referandumsuz meclisten anayasa değişikliğini geçirebiliyor. Ama bence konular bunlar değil. Ya ama bunu bilmeyerek mi konuşuyor yani? Yani hayır. Neye göre söylüyor anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı? Bence Cumhurbaşkanı bu saatten sonra da Boğaziçi örneğindeki müdahalede de ortaya koydukları gibi maalesef üzülerek belirtiyorum. Çünkü bunu sorumlu bir iktidar bunu yapamaz, yapmaması lazım. İmkansız bir şey bu. Bunu sadece %1'lerin altında en marjinal, en radikal uç partiler yapabilir. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı ve ortağı Türkiye'de normal şartlarda dünyada en radikal, en uç, sorumsuz partilerin söylemlerini kullanan, uygulamalarını benimseyen yaklaşımlar içerisinde. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de benim gördüğüm şu, ülkede kimlikler üzerinden çatışmayı tırmandırmaya çalışacaklar. Bunu yaparak toplumun o kutuplaşmış vaziyeti üzerinden iktidarlarını sürdürmeye çalışacaklar. O sebepten dolayı da ortaya koyacakları referandum önerisinin Türkiye'de özgürlükleri teminat altına alan, kuvvetler ayrılığını tekrar tesis eden bir düzenleme olma ihtimalini inanın konuşmak bile çok gerçek dışı bir yaklaşım olur. Şimdi siz meclisteki aritmetikten bahsettiniz. Bence meclisteki aritmetik önemli değil. Zaten demokrasiye hizmet eden, ülkede huzuru tesis etmeye matuf bir çalışma herkes tarafından destek görür. Bunun için tekrar referanduma gitmeyi gerektiren bir durum olmaz. Ancak ben meseleyi o bağlamda görmüyorum. Bir kere çatıştırıcı önerilerle mi getirecekler? Daha bundan 2-3 hafta evvel Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini tırpanlamaktan bahsediyorlardı. Bununla ilgili mi öneriler getirecekler?
milli yerli yargı diyorlardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne anayasada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını anayasadan mı çıkaracaklar? Biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Dolayısıyla bunları böyle tartışmak ve onların iyiliğini varsayarak, yani iyi niyet içerisinde olduklarını ve Türkiye için olumlu öneriler getirebileceğini varsayarak değerlendirmede bulunmak bana çok gerçekçi gelmiyor. Ve tekrar ediyorum, bundan sonraki süreçte de ancak ve ancak kimlikleri daha fazla çatıştırarak yol almaya çalışacaklarından ciddi manada da endişe duyuyorum. Başka bir alternatif de bu süreç içerisinde maalesef ben göremiyorum. Şimdi şunu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Faik Öztrak, CHP'nin sözcüsü de bir açıklama yapmış. Bunların yapacağı anayasa değişikliğinin bize hiçbir hayrı olmaz. Milletin gündemini işgal etmesinler. Bakın şimdi, evet, milletin gündemini işgal, doğru söylüyor. Milletin tenceresini doldursunlar demiş. Elbette yani, doğru. Bakın şu var ama, şimdi neden Cumhurbaşkanı bunu yapıyor? Ben evet, onu bir anlatın yani, bir merak kere, ettim. Bir kere ortada AK Parti içerisinde çok ciddi manada rahatsız olan bir kitle var. Sayın Cumhurbaşkanı 18 yıldan sonra ilk defa, hatta Cumhur İttifakı ile birlikte bile hesap ettiğiniz zaman Cumhur İttifakı'nın toplam oyunun gerisinde bir desteğe sahip şu anda. Bakın normal şartlarda Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın da önünde bir desteğe sahipti. En azından AK Parti'nin oyundan 7-8 puan öndeydi. Bugün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplam oy oranı %40'ların üzerinde değil, çok fazla üzerinde değil. Farklı farklı anketler var. Hadi diyelim ki şu anda Cumhurbaşkanı'nın önüne giden, kendisinin de gerçekçi kabul ettiği anketleri bile dikkate alacak olsak, kararsızların birçoğunu onların lehinde değerlendirecek olsak, Cumhur İttifakı'nın bugünkü toplam oyu %42-43'ü geçmiyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın bugün toplum nezdinde desteği %40'ın bayağı bir altına düşmüştür. İlk defa Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın oyunun gerisindedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı gidişatı çok net olarak görüyor. Bu zihniyetle ülkeyi yönetmeye devam ettiği sürece toplum nezdinde desteği daha fazla kaybedeceğini görüyor. Diğer tarafta elbette dış politikadaki gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. Dış politikadaki gelişmeler de Türkiye'nin arzu ettiği gibi bu iktidarla hiçbir şekilde artık güvenilirliği olmayan, dış dünyada da itibarı kalmamış iktidarlar Türkiye'nin hayrına bir şey yapamayacağını ve kendinin en öncelikli amacı olan iktidarını sürdüremeyeceği çok net olarak görüyor. Bu sebepten dolayı da suni gündemler oluşturarak milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde hukuk reformu deyip de 3 aydan beri nasıl ortaya bir şeyi koymadılarsa, anayasa reformu diyerek yine aylarca bir şeyi ortaya koyabileceklerini ben zannetmiyorum. Ortaya koyacakları tek şey de bundan sonraki süreçte kesinlikle Türkiye'de hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına, temel hak ve özgürlüklere hizmet eden bir anlayışın tezahürü olmayacaktır. Şimdi Murat Yetkin bugün bir yazı yazmış. Şimdi bütün bunları konuşuyoruz ama bir de iktidarın mutlak gücünü de göz önünde tutmak lazım. Murat Yetkin'e göre kötü senaryo deyip bir senaryo yazmış. Bu da 22 milletvekiline ihtiyacı var referanduma götürebilmek için anayasa değişikliğini. İYİ Parti ile anlaşmaz, CHP ile anlaşmaz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir milletvekili borsası kurulur diyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir senaryo. Murat Yetkin parlamentoyu bilen, tanıyan bir insan. Şöyle diyor, kara senaryo: Erdoğan ve AK Parti'nin her türlü imkanı kullanarak Cumhur İttifakı ile birlikte oy verecek 20-25 milletvekilini bulmak isteyeceği senaryodur. Yapabilir mi? Yapabilir. Ama doğru mudur? Hayır, yanlış olur diyor. Yani yeniden Türkiye'de bir vekil borsası açılması, yani referanduma götürecek kadar kendi istediği anayasa değişikliğini tabii. Mutlaka Sayın Erdoğan'ın getireceği anayasa değişikliğine siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İYİ Parti'nin sıcak bakacak bir teklif olacağını düşünüyor musunuz? Ben yani aklım almıyor. Cumhurbaşkanlığından, bugünkü gücünden, kudretinden vazgeçecek bir teklif de gelmeyecek bana göre. Dolayısıyla tartışılacak bir durum yok. Yani böyle bir teklifle gelmeyecekse bunu referanduma götürmenin de bir anlamı olmaz zaten. Toplum da buna destek vermeyecek artık.
Bakın toplum şimdi geçmişte Cumhurbaşkanı'na devamlı güvenmek istiyordu. Yanıldığı o kadar çok konu oldu. Buna rağmen güvenmek istiyordu. Şu anda ibre çok değişti. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın sözüne toplum artık güvenmiyor. Tam tersi bir süreç gelişti. Dolayısıyla bundan sonra artık kredisini tüketti tamamıyla. O açıdan toplumun önüne giden bir teklifin toplum nezdinde kabul göreceğini düşünmek de bana göre çok gerçekçi değil. Mecliste milletvekilliği transferlerle bu noktaya gelebileceği değerlendirmesine de ben çok spekülatif buluyorum. Yani çok gerçekçi gelmiyor bana. O da kara senaryo demiş zaten. Yani olabilecek ihtimaller senaryo yani, olarak nitelemiş. Yani bunu. Ben tabii bunun senaryo derken ilk önce gerçekten yani bu ciddiyetsizliğin adını koymak lazım. İkincisi bu ciddiyetsizlikle ilgili Türkiye'nin nereye götürmek istediklerini gerçekten kara kara düşünmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi mi aklına geldi? Yani Türkiye'de her türlü hukuksuzluk var, her türlü adaletsizlik var. Bunun neticesinde her geçen gün yoksulluk artıyor, her geçen gün aç insanların sayısı artıyor. Milyonlarca yeni işsizler oluştu son 2-2,5 yıl içerisinde. Böyle bir ortam içerisinde sen yapılması gereken hiçbir şeyi üzerine düşeni yapmıyorsun ve çıkıyorsun. Tekrar soyut, içi boş, neyin ne olduğu belli olmayan, somut olmayan, milletin herhangi bir acısına, derdine çare bulmayacak söylemlerle geliyorsun. Şimdi bu söylemlerde millet tartışsın. Neyi tartışalım? Tartışılacak hiçbir şey yok. Bakın bugün bunları tartıştığımız sürece ülkenin gerçek gündeminden de onların arzu ettiği gibi suni gündemleri tartışma sürecine girmiş oluruz ki bence bunu yapmamak lazım. Ülkenin gerçek gündemi çok açık ve çok net. Sokağa çıkan bunu net olarak görebilir. Cumhurbaşkanı da toplumdan bu kadar uzaklaşmamış olsaydı, insanlarla birebir görüşmüş olsaydı, ülkenin tablosunu net olarak görürdü. Ben net olarak gördüğünü de zannediyorum zaten. Hatta eminim buna. Önüne gelen anketler de bunu net olarak görüyordu. Aksi takdirde bu kadar laflar etmez. Ama tekrar ediyorum, hiçbir şekilde ciddiye alınmaması gerekir. Samimiyeti bundan sonra ortaya koyacağı uygulamalarla ölçülür. Bu uygulamalarla ilgili de ya sadece son günlere bakalım ya. Şimdi ne diyorum? İşte çıkılıyor toplumu ayrıştırmak için, toplumun farklı farklı kesimlerini birbirine karşı getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir iktidarın ülkenin hayrına, ülkenin huzuruna bir öneri getirmesini beklemek bana göre yani çok boşuna nefes tüketmek gibi geliyor. Yani yormayalım kendimizi diyorsunuz. İnanın yani şimdi bununla kendimizi yormanın bir anlamı yok. Görelim ne ortaya koyacaklar. Zaten olumlu, hayırlı bir şeyi ortaya koyduklardan sonra millet nefes almaya adeta yani nefes alamıyoruz ülkede. Böyle bir noktaya geldik. Gençlerimiz ülkede nefes alamıyor. Ben Boğaziçi'li birkaç genç arkadaşla görüştüm bu son günlerde. Gerçekten artık ülkenin geleceğiyle ilgili kendi gelecekleri noktasında ümitlerini tamamen kesmişler. Yurt dışına çıkmanın derdi içerisindeler. Bundan daha korkunç bir senaryo olabilir mi? Bu ülke için ölümcül bir durumdur. Yani Türkiye'yi böyle bir noktaya getirmişsiniz. Duvara iyice tostattırmışsınız. Onun için bundan sonra da bilmem anayasa yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir de bakın o cümleleri kullanırken bile yine ölçüsüz kelimeler kullanıyor. Bir taraftan toplumun tüm ihtiyaçları giderilecek. Ya toplum derken yani üniform toplumun mu? Senin istettiğin belli bir kesimin mi? Senin ikna ettiğin yani gerçek dışı bilgilerle milleti afyonlaştırdığın kesim mi? Değil. Toplumun her kesimini kastediyorsan o zaman her kesimine bir ilk önce saygı duyacaksın. Her kesimin farklılığını bir kere kabulleneceksin. Cumhurbaşkanı olarak yetkilerinin kısıtlı olduğunu, anayasayla kısıtlanmış olduğunu kabul edeceksin. Anayasanın üstünlüğünü kabul edeceksin. Bunların hangi birisini kabul ediyor? Şimdi anayasayı uygulamayan bir iktidardan yeni bir anayasa beklemenin ne alemi var? Ya bir kere mevcut anayasayı siz uygulayın. Mevcut anayasadaki özgürlükleri uyguluyor musunuz? Mevcut anayasada hukukun üstünlüğü teminat altına alan kuralları kabul ediyor musunuz? Bunların hiçbirisini kabul etmiyorsunuz. İnsanları cezaevinde çürütüyorsunuz. Yargınlığı mahvetmişsiniz. Böyle bir ortam içerisinde çıkmış bir de topluma yeni bir anayasa yapacağız. Toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bu dalga geçmenin ötesinde bir şey değildir. Evet. İki dakika bir aramız var, reklam arası. İki dakika bir ara veriyoruz, reklam arası. Ondan sonra tekrar beraberiz.
Günün raporuna tekrar devam ediyoruz. Kısa bir reklam arası verdik. Aslında bir sorum olacak. Demin bunu Sayın Özgür Özel'e de sordum ama çok net konuşamadık. Şimdi üniversitelere bu AKP anlayışının ya da iktidarın ya da bugünkü egemen siyasetin müdahalesinin arkasında sanki böyle rektör atama falan seçim yapsınlar falan değil de farklı bir dayatma var gibi. Mesela Hilal Kaplan, yandaş yazar, şöyle demiş. Boğaziçi oligarşisi yıkılacak, yerine çoğulcu, demokratik, buralı bir yapı kurulacak. Şimdi bu kim demeyin? Hilal Kaplan zaman zaman hükümet adına konuşabilecek kadar kendini yetkin hisseden bir yazar. İyi kötü. Ve şöyle diyor, bakın. Kapalı devre işleyen belirli bir zümrenin aslında oligarşik ama sözde demokratik yollarla üniversiteyi yönettiğini söylüyor Hilal Kaplan. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Bu bir sınıfsal çatışma mı? Yani ya yok, yani onların bir kere meselesi kendilerince ekmek parası. Birileri kendilerinden ne istiyorsa onun gereğini yapıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Yani ben şu isim bu isimle ilgili konuşmak istemiyorum. Kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Şimdi bu ülkede oligarşik yapı dedikleri, hatta despotik yapı dedikleri kimler tarafından gerçekleştiriliyor? Bunu bilmek için yani çok da akıllı olmaya gerek yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. O sebepten dolayı yani sadece çarpıtmak, kendi kitlelerini bu yalanlarla beslemek adına yapılan bildik propaganda bu. O sebepten dolayı ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bundan bağımsız olarak adı geçen kişiyle ilgili yani ismini andığınız için söylüyorum. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde master yapmıştı diye biliyorum, diye hatırlıyorum. Dolayısıyla madem o zaman bu oligarşik yapılarla karşı karşıya kaldı, sesini çıkarsaydı, bir şeyler söyleseydi veya o dönemden bugün örnekler versin. Ya konu bu değil. Yani şimdi bütün öğretim üyeleri bu rektörün atama şekline karşı. Bütün öğrenciler adeta itiraz ediyor. Şimdi mesele, siz üniversitede huzur mu istiyorsunuz? O zaman katılımcı, herkesin görüşünü, üç aşağı beş yukarı dikkate alan, en azından çoğunluğun görüşünü, aklı selimin en azından görüşünü, katılımcı bir modelle uygulamaya dönüştüren bir yapıyı benimsemeniz gerekiyor. Milletin istediği bu zaten, başka bir şey istemiyor ki. Yoksa millete rağmen, toplumun oradaki iradesine rağmen işte oligarşiye karşı çıkıyoruz. Tamam da orada aklı başında yüzlerce akademisyen var. Türkiye'nin en parlak öğrencileri var. Bunlar ne istediklerini bilmiyorlar. Bunlar oligarşik bir yapıyı destekliyorlar. Bugün oligarşinin daniskasını ortaya koyan yapıların destekçileri de o oligarşiye karşı mücadele ediyor. Yani bunlar hepsi gayri ciddi ve ciddiye alınmaması gereken, üzerinde de durulmaması gereken hususlar. Yani üniversitelerin o özgür ve özerk yapısıyla, o kendine has elitleriyle, aydınlarıyla Türkiye'yi belli bir yere bilimsel anlamda taşıma imkan ve ihtimali varken, siz bunlar bizim gibi düşünmüyor, bunlar bizim gibi yaşamıyor, bunlar bizim gibi giyinmiyor, bunlar bizim gibi sokakta dolaşmıyor diye onları linç edecek bir kültürel kıyım başlatacaksınız. Yani benim aklıma gelen bu. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın klasik uygulaması değil mi zaten? Devamlı bunu yapmıyor mu? Ayrıştırayım, kimlikler üzerine toplumu böleyim. Ara sıra bu eylemlerimi de meşru kılacak bir iki bahane de bulayım. İşte Kabe'ye hakaret ettiler, işte LGBT'liler gündemi, İşte terör örgütüne destek verenler çıktı. İşte terör örgütünün eserleri çıktı. Ya varsa orada hukuksuz bir durum, zaten bunun gereğini yapmanız lazım. Bunu ulusal krize niye dönüştürüyorsunuz diye sorarlar iktidara. Çünkü ülkenin huzurundan ilk önce siz sorumlusunuz her şeyden önce. Mesele bu değil, niyet bu değil. Niyet her şeyi, aykırı olabilecek her şeyi, kendisi gibi düşünmeyen her şeyi ezip geçmek ve bu gücü de o ezmekte bulmak. Bakın, temel problem şu. Orada onun için bir zihniyet probleminden bahsediyorum. Ortada çoğulculuğu, katılımcılığı, demokratik kültürü, hoşgörüyü, saygıyı esas alan bir anlayış yok.
ya benim dediğim olacak ya da önümde duran tüm engelleri ezer geçerim şeklinde bir mantık var. Bu adaletten olabildiğince uzak bir anlayış. Bu anlayış karşısında da orada kendisine karşı anayasadan kullandıkları hakları toplanma ve gösteri yapmak suretiyle kullanmak isteyen gençler var. Ve bunları ezip geçiyorsunuz. Bunları ezip geçerken de şu anda meşruiyete sahip olmadıklarını biliyorlar. Yaptıkları işlerin gayrimeşru olduğunun bilincindeler. O sebepten dolayı kavramları tamamıyla, yani kendilerine karşı yöneltilen değerleri içini boşaltarak aynı kavramları başkalarına karşı kullanıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı geçmişin tek partisinden bahsediyor. Bugün ülkede devlet partisi yok mu? Bugün ülkede tek parti var. Bu koalisyonla icra ediliyor ama bugün ülkede tek parti var. Bugün aynı anlayışı Cumhurbaşkanı çok daha şiddetli bir biçimde kendisine aykırı düşünebilecek herkesi ezip geçerek zaten uyguluyor. Demokrasiden, buna rağmen demokrasiden bahsediyorlar. Buna rağmen reformlardan bahsediyorlar. Buna rağmen demokratik çoğulculuktan bahsediyorlar. Demokratik çoğulculuk oradaki iradenin şekillendirilmesiyle, ona saygı duyulmasıyla ortaya çıkar. O irade de ortada zaten. Bugün de orada öğretim üyeleri çıktı. Yine aynı eylemi, protesto eylemini sessiz bir biçimde rektörlük binasının önünde gerçekleştirdiler mi, gerçekleştirmediler mi? Tabii. Ha, bu insanların hepsini biz yok sayalım. Şimdi Kamboçya'da Pol Pot rejimi gibi kendisi gibi düşünmeyen herkesi imha etme yöntemine gitmişti. Bunlar da ezme yöntemine gidiyorlar. Ezelim, herkesi hizaya getirelim. Hizaya getirilmiş insanlar da zaten bizim gibi düşünmüş olacaklar. Türkiye böyle bir noktaya gelmeyecek. Türkiye 100 yıldır demokrasiyi yaşayan, yaşatan ve insanların da bugün demokrasiyi elden bırakmayacakları bir anlayışa, bir toplumsal kültüre sahiptir. Bunu geri götürmeye çalışanlar maalesef sadece ve sadece Türkiye'ye çok daha büyük zararlar vereceklerdir. Biz de kendilerini bundan korumaya çalışıyoruz. Milleti de bu gidişattan korumaya çalışıyoruz. Yapmayın etmeyin diye. Bu arada inanç tartışması da var. Siz bir örnek vereceksiniz. Biliyorum. Bu yerlerin Kabe dediniz. Bir provokasyon kokusu var sanki. Yani böyle hani bu öğrenciler haklı bir eylemde, haklı bir direnişe girdiler. Dertlerini anlatıyorlar. Özgür ve özerk bir üniversite talepleri var. Ama bunu bir yerden lekelemek istediler. Önce bunu terör örgütleriyle ilintili yapmak istediler. O tutmadı. Evet. Ama ikincisi, dini hassasiyetleri yüksek bir kesim, toplum kesimi var Türkiye'de. Onların tepkisini üniversite öğrencilerine çekmek için farklı bir şey geliştirdiler. Şimdi bakın, o resim yapılmış olabilir. Kimse kabul etmez. Yani bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkedeki halkın genel inançlarına saygılı olması lazım. Kimse onu kabul etmez. Böyle bir şeyi hiçbir vicdan kabul etmez. Yani onu hiç konuşmuyorum bile. Ama yani sadece bu hareketleri bir fotoğrafa indirgemek, bir resme indirgemek, onun üzerinden bunları linç etmek, ayrıca topluma da bak bu öğrenciler var ya, Kabe resmini yere serdiler, bunları linç edin diye bir çağrıda bulunmak hükümetin görevi olmamalı. Ama hükümetin ya da iktidarın, polisin, oradaki inançlı insanlara da aynı saygıyı gösterdiğini söylemek mümkün mü? Şimdi her şeyden önce tabii şunu belirtmek lazım. Siz de aslında çok güzel bir biçimde altını çizdiniz. Bu ülkede artık inanç değerlerimize, kültürel değerlerimize, milli değerlerimize yönelen saygısızlıkları, bakın en hafif tabiriyle saygısızlıkların karşısında millet olarak hep birlikte durma bilincini geliştirmiş olmamız lazım. Aynen. Bu çok önemli. Tabii. Çünkü geçmişte bu konuda devamlı sıkıntılar yaşadık. Böyle birileri, bir konuyu nesnel düzeyde değerlendirebilirsiniz. Milli kahramanlarımızı nesnel düzeyde eleştirebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ama hakaretvari, aşağılama niyetiyle yaklaşımlar bu toplumun büyük kesimleri tarafından her zaman reddedilmiştir. Bunu yapanlar da her zaman uç noktalarda olmuş olan siyasi figürler olmuştur. Bugün gelinen bir noktada, geçmişte aslında AK Parti'nin kuruluş felsefesinde de olan bu eleştiri, AK Parti'nin bizzat kendisinin devlet politikasına dönüştürdüğü bir yaklaşım haline gelmiştir maalesef. O da toplumun
inançla ilgili, milli değerlerle ilgili duygularını adeta araçsallaştırarak farklı farklı yerlerde çok basit, hiç kimsenin normalde görüp duymayacağı meseleleri alıp ulusal krize dönüştürüp burada da şöyle bir beklenti içerisinde. Ya birisi bunlara sahip çıksa da biz de bunların üzerine gitsek ülkede tekrar bak işte dini koruyan biziz. Bak inancı koruyan biziz. Bak biz gidersek din elden gidecek, iman elden gidecek şeklinde. Geçmişte de bunları yaşadık. Cumhuriyet elden gidecek diye o kadar garip garip şeylerle bu ülke karşı karşıya gelmedi mi? Bugün de aynı meseleleri çok daha şiddetli bir biçimde yapıyoruz, yaşıyoruz maalesef. Çok daha şiddetli bir biçimde yaşıyoruz. O sebepten dolayı orada olan duruma baktığımız zaman 3 tane genç ne yapmış? İşte Kabe'yi ile ilgili bir illüstrasyon yapmış. Bunları bir inançlı bir insan olarak saygısızca bulabilirim. Rencide olabilirim. Bu beni ciddi manada rahatsız edebilir. Buna tepkimi de gösterebilirim. Ancak burada yapılması gereken, eğer hukuk devletinde yaşıyorsak, eğer bu suç teşkil ettiğine dair bir durum söz konusuysa, o zaman yargı bağımsızlık içerisinde buna karar vermesi gerekir. Öyle değil mi? Yani bir kere ülkeyi bir linç kültürüne sokmamamız gerekir. İktidar bunu yapmıyor. Tam tersi ülkeyi bir linç kültürüne sokuyor ve en hafifinden bırakın yargıyı sopa olarak kullanması, araştırılması, bu linç kültürüyle Türkiye'de sivil topluma, yargıya çok yoğun bir baskı uyguluyor. Ve adeta talimat veriyor. Bunlarla ilgili şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Niye? Yapmadıkları takdirde propagandaları tesir etmeyecek. Propagandalarını tesir edebilmesi için herkes hizada davranması gerekiyor. Şimdi bu olayla ilgili dediğim gibi, bu olayla ilgili biz bu olayı çirkin bulabiliriz, saygısızca bulabiliriz. Ancak şimdi bir de işin hukuki boyutuna bakalım. Hukuki boyutunda gerçekten ne diyor? Bakın Türk Ceza Kanunu'nun normalde 216. maddesinin 3. fıkrasına göre soruşturma başlatılıyor. 3. fıkrasındaki 3. fıkrasında şunu söylüyor. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Şimdi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak bir suçlamada bir kere CMK'ya göre tutuklama kesinlikle söz konusu olamaz. Ama iktidarın derdi başka olduğu için savcılık bakın soruşturmayı böyle başlatıyor ama bakıyorlar ki ya tutuklama mümkün değil. Tutuksuz yargılanacak. Tutukluluk neydi? Tedbirdi. Ama tutukluluğu iktidar ceza olarak uyguladığı zaman Osman Kavala'yı ve sayısız insanı örnek olarak bu çocukları olarak da içeri atmak istedi bu yani. Çocukları illa içeri atmak istedi. Aslında bu çocukları kurban seçti. Yoksa bu çocuklarla iktidarın uzaktan yakından bir alakası yok. Derdi bu çocuklar değil. Derdi bu çocuklar üzerinden toplumsal kutuplaşmayı artırmak ve insanların farklı farklı yerlerde pozisyon almasını bu pozisyonla üzerinden de onları vurmaya çalışmak. Yani sanki Boğaziçi Üniversitesi'nde iktidar, yani İstanbul'un göbeğinde Boğaziçi'nin üstesinde milletin dinini imanını kuruyor, kurtarıyor. Böyle bir pozisyon ortaya koymak istiyorlar. Sayın Vekilim bir saniye, İstanbul'da yine bir karışıklık var. Boğaziçi, Kadıköy semtinde mi arkadaşlar? Erdinç orada. Erdinç merhaba. Merhaba Fatih Ertürk. Ne oldu Erdinç? Neler var? Ne yaşıyorsunuz? Plastik mermiyle şu anda müdahale var Fatih Ertürk. Plastik mermiyle müdahale var. Burada gazetecilere de hem biber gazı hem müdahale var. Polis şu anda birini de gözaltına alıyor. Biz de basın mensupları olarak nasibimizi aldık. Benim de elim ve kolum bu müdahaleden kalkanlar filan nasibini almış durumda. Biz basın mensupları olarak işimizi yapıyoruz. Plastik mermi ve biber gazı şu anda burada Kadıköy'de çok az sayıda bir öğrenci var. Fatih Ertürk bunu söyleyelim. Yaklaşık 20 tane öğrencileri zaten bu alana girişi yasaklanmıştı. Şöyle Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden öğrenciler otobüs durağındayken gözaltına alınmışlardı. hala biber gazlı ve plastik mermili müdahale var. Ahmetçik ve Barış Atay aradı ama halen müdahale devam ediyor plastik mermi. Biber gazıyla beraber
dediğimiz gibi öğrenciler Hisar üstünden yola çıkmışlardı. Otobüs durağında GBT kontrolü. Barış Atay mı erdi hiç o? İççi Partisi evet. Milletvekili, evet. Milletvekili Barış Atay mı o? Polisin kalkanla hırpaladığı kişi. Evet, evet Fatih Ertürk, araya girdiler onlar da. Öğrencilere ve basın mensuplarına da gerçekten sert bir müdahale oldu burada. Benim de dediğim gibi az önce de kameraman arkadaşım Murat Erkmen'den rica edeyim. Elim ve sağ bileğimde bir alan bu müdahale sonucunda zedelendi. Bunu da söyleyelim. Diğer basın mensubu arkadaşlar da bu müdahaleden nasibini aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler gelemediler Fatih Ertürk buraya. Neden gelemediler? Daha otobüse bindikleri anda Kadıköy'e gidemezsiniz gerekçesiyle orada GBT kontrolü yapıldı ve otobüsten indirildiler. Bunu söyleyelim. Otobüsten indirildiler ve hiçbir şekilde Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan da Kadıköy'e geçmelerine izin verilmedi. Vapur hatlarında öğrencilere kimlik kontrolü yapıldı. O kimlik kontrolü sırasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Kadıköy'e geçemediler. Dediğimiz gibi biz de burada basın mensupları olarak Kadıköy'de çağrı vardı 18'de. O alanda bekleyişteydik. Orada durumu bekliyorduk. Öğrencilerin gelişini, burada basın açıklamasını bekliyorduk. Bizim olduğumuz alanda, alan zaten çok darken, bizim olduğumuz alanda da sert bir müdahale oldu. Gazetecileri de süpürme yöntemi denilen, kalkanlarla süpürme yöntemi denilen sistemle süpürdüler, sıkıştırdılar. Hemen hemen tüm gazeteciler buradaki durumdan şu anda mağdur olmuş durumda. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'den rica edeyim. Gazeteci arkadaşlarımızın gözleri de biber gazından ve plastik mermilerden nasibini almış durumda. Benim de gözlerim ve biber gazı dolayısıyla öksürüğümü de izleyicilerimiz affeylesin. Konuşmakta da zorlanıyoruz. Kadıköy'de şu anda ufak bir alana gene sıkıştırılmış durumdayız. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler gelmeye çalışıyorlar. Geliyorlar. Orada Mehmet Ali Şeker var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Yine demin söyledim tip milletvekili Barış Atay var. Milletvekilleri de mi arada kaldı? Demin Barış Atay'a çok sert bir polis müdahalesi gördüm. Polis kalkanla Barış Atay'ın yüzüne vurdu. Sanırım burnunda da bir rahatsızlık oldu. Burnunu kontrol etti. Bir ara çıkardı maskesini. Yani hiç milletvekili, gazeteci hiçbir ayrım yapmıyor mu polis? Niye bu kin, bu nefret, bu öfke, bu şiddet niye Erdinç? Evet Fatih Ertürk doğru gördünüz. Milletvekilleri de aradayken sert bir müdahale oldu. Ne gazeteci ne vekil. Tanımaksızın o sert müdahaleye maruz kaldık hepimiz. Buradaki tüm gazeteci arkadaşlar ve vekiller, özellikle Barış Atay ve Ahmet Şık. Onlar en ön saftaydı. Engellemeye çalıştılar. Kameraman arkadaşımız Murat Erkmen'i de tam o alanda savurup attılar diyebiliriz o alandan. Biz gazeteci izlememize rağmen bize ne gibi cevaplar da aldık. Bunu söyleyelim Fatih Ertürk. Ne yapalım gibi cevaplar da aldık. Dediğim gibi benim elimde bir tırnak izi var. Ve sağ bileğimde de bir kalkan izi var. Sağ olsun emniyet güçlerimiz. Orada gazeteciler işini yapmaya çalışırken süpürme hareketiyle bizi sıkıştırarak alan dışına atmaya çalıştılar. Sonrasında da biz görevimizi yapmaya devam ederken de zaten ekranlara da yansıdı. Biber gazı ve plastik mermiyle müdahale oldu burada. Öğrenciler dediğimiz gibi gelemiyorlar bu alana şu anda. Neden gelemiyorlar? Çünkü Boğaziçi'li öğrenciler için Kadıköy'e geçmek yasakmış. Böyle bir öğrencilerimize aktardığına göre. Valiliğin ve kaymakamlığın aldığı bir gösteri yasağı kararı var ama Erdinç, bu yine de polisin insanlara plastik mermi atması, gaz sıkması ya da bir milletvekilini kalkanla hırpalanması için bir gerekçe değil. Milletvekillerinin her türlü Türkiye'nin her yerinde özgür iradesiyle milli iradeye dayanarak orada bulunma ve olaylara dahil olma hakkı vardır en azından. Olaylarda ara buluculuk yapmaya çalışıyorlar. İnsanlar hırpalanmasın diye uğraşıyorlar. Haklısın Erdinç. Var mı diyeceğin başka bir şey Erdinç? Yok Fatih Ertürk. Evet, başka bir grup daha oradaydı. Çevik kuvvet ekipleri de o alana doğru yöneldi. Çeşitli noktalarda öğrenciler toplanmış durumda burada. Ama bu yasak dün yoktu. Bugün öğrenciler 18'e çağrı yaptıktan sonra geldi. Öğrenciler de bunun üstüne basa basa söylüyor. Diyor ki biz açıklamamızı yapacaktık. Korona pandemisindeki salgın bir tek bizim açıklama yapacağımız zamanda mı denk geliyor dediler. Öğrenciler sloganlar eşliğinde şimdi Bahariye tarafına doğru yürüyorlar. Yani Rıhtım'dan çıkarak Kadıköy'ün merkezine ilerliyorlar. Dediğim gibi diğer grup gelemedi. Onlar da ulaşım hakkı aslında. Otobüse biniyorlardı duraktan. Hiçbir gerekçe göstermeksizin. Orada bir GBT kontrolü yapıldı.
gözaltına alınan öğrenciler var. Burada da az önce bir gözaltı işlemi oldu. Yanlış görmediysek orada da öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nden ulaşımla belki de nereye gidecekleri bile belli olmadan belki de Kadıköy'e geleceklerdi. Ama gerekçe göstererek Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi oldukları için Kadıköy'e geçemezsiniz denilerek otobüslerden indirildiler. Vapurlarda da kimlik kontrolü yapıldı ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan kişiler vapurlarda geçişine izin verilmedi. Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçemediler. Şimdi burası Kadıköy Rıhtım'dan. Şu anda öğrenciler İskele Meydanı'na doğru gidiyor. Tekrar bir müdahale oluyor. Orada Çevik Kuvvet ekipleri öğrenciler Moda'ya doğru yürürlerken arka tarafta kalan alanda bir müdahale daha gerçekleşti. Dediğim gibi vekiller araya girmeye çalışıyor her seferinde ama müdahaleler vekil basın gözetmeksizin devam ediyor. Bunu söyleyelim Fatih Ertürk. Şu anda da Ali Şeker'e de bir müdahale var. Ali Şeker de şu anda çok sinirlenmiş durumda. Haddini bil. Ali Şeker de emniyet amiriyle bu haline bak. Yani gerçekten bir milletvekili nasıl polis böyle müdahale eder? Yani hangi kanun, hangi yasa buna izin verir? Sayın Şeker. Milletvekilinin dokunulmazlığı vardır. Milletvekili burada öğrencilerin üzerine biber gazı atıyorlar. Mermi sıkıyorlar yakın mesafeden. Normalde o insanların üzerine sıkmaları lazım. Nasıl bir anlayış? Ahmet Şık'ın da Barış Hatay'ın da üzerine paçalarına mermi sıktılar. Bize de sıktılar. Ancak yere çarptığı için gelmedi. Burada öğrenciler demokratik haklarını kullanmak istiyorlar. Beyazıt'ta serbest olan her şey Kadıköy'de yasak. Tek devlet, iki halk görüyorlar. Bu anlayıştan vazgeçsinler Türkiye'de. Geçmiş olsun Sayın Ali Şeker. Evet, Ali Şeker'in sözlerini duyduk. Fatih Ertürk dediğimiz gibi burada ortam gergin. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahaleleri var. Öğrencilerin sloganları var. Baskılar bizi yıldıramaz sloganları var. Dediğimiz gibi vekil gözetmeksizin, basın gözetmeksizin burada sert bir müdahale var. Bunu söyleyelim Fatih Ertürk. Şimdilik söz size bırakalım. Biz de kameraman arkadaşımla beraber biber gazının etkisini de biraz atmak için biraz soluklanıp saat başında İrfan Değilmenci'ye durumu anlatmaya devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Evet, kameraman Erdinç Yılmaz ve Murat Ekmen kameraman Murat Ekmen ve muhabirimiz Erdinç Yılmaz anlattı. Gerçekten anlaması çok güç. Bakın ben parlamento muhabiriyim. Yani bir milletvekiline bir polis memurunun kalkanla vurması, dövmeye kalkması, copla vurması, dipçikle saldırdı demin. Dipçik sallaması bu ülkede demokrasinin artık bittiğinin bir göstergesidir. Demokrasinin konuşulacak yeri değil. Buyurun Sayın Milletvekili, siz hukukçusunuz aynı zamanda. Yani tabii bunlar hukukla izah edilecek, hukuk çerçevesinde yorumlanacak boyutları çok aştı maalesef Türkiye'de. Gerçekten izlerken bile utanıyorum. Yani Türkiye bu görüntüleri, bu manzarayı hiçbir şekilde hak etmiyor. Yani bunları izlerken içimiz yanıyor. Bu gençler Türkiye'nin en parlak gençleri. Bu üniversitede ne büyük uğraşlarla o üniversiteyi kazanmışlar ve ülkenin geleceğine hizmet edecekler. Ve karşılaştıkları manzaralara bak. Niye? Manzaraya bakın. Niye? Sadece bir iktidar basit meseleleri büyüterek nasıl buradan çatışma ortamı çıkartırım? Nasıl bu çatışma ortamı içerisinde yine önüme düşeni ezer geçerim? Ya böyle bir ülke idare edilmez. Bırakın ülkeyi, aileyi bile böyle idare edemezsiniz. Şefkatin olmadığı, merhametin olmadığı, adalet hissinin olmadığı bir ortamda ya bırakın ülkeyi, aileyi bile idare edemezsiniz. Ama bu iktidar ülkeyi bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de millete sanki din iman mücadelesi verdiği görüntüsünü vermeye çalışıyor. Bakın önümde bir tane tutanak var. Bu çok önemli bir şey. 2 Şubat saat 12.50'de müdafisi bulunduğumuz Şeyma Altundal, ismini de söylüyorum, ile yaptığımız avukat görüşmesinin tutanağı diyor. Tutuklanmış bir, gözaltına alınmış, yakalanıp gözaltına alınmış bir hanımefendi. Bakın bu olay 12.50'de oluyor. 2 Şubat 12.50, yani dün. Ne diyor? Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı diyor.
Evet, bir ara verelim çünkü müdahale başladı. Yine verin arkadaşlar. Ne oldu gene? Bir plastik mermi tekrar bir müdahale başladı ve diğerinden daha sert. Bunu söyleyelim. Hiç hedef gözetmeksizin daha sert bir müdahale oldu. Hemen hemen tüm gazeteci arkadaşlara biber gazı isabet etti. Bunu söyleyeyim. Evet. Halen bu müdahale devam ediyor. Bunu söyleyelim Fatih Ertürk. Müdahale devam ediyor. Evet. Biber gazlı ve plastik mermili müdahale devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le beraber an be an buradaki durumu aktarmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi öğrenciler gelemediler buraya ama Kadıköy'de buluşan öğrenciler sert bir müdahaleye maruz kaldılar. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde bu eylemi yapamamışlardı. Tekrar göstereyim, halimize bakın. Ayağımız ve benim dizimin üstü elim buradaki sert müdahaleden nasibini aldı. Hemen grup öğrenciler karşıdalar. Karşıdalar, slogan atıyorlar, baskılar bizi yıldıramayacak diye. Öğrencilerin eylemi 4 Ocak'ta başlamıştı. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından. Sadece Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kalmadı. Diğer üniversitede atanan rektörler vardı. Üniversite öğrencilerinin İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde talepleri vardı. Biz rektörlerimizi kendimiz seçmek istiyoruz. Şimdi de aynı sloganı atıyorlar. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kameraman arkadaşım Murat'la rica edeyim. Tam dizimin üstüne bir plastik mermi geldi. Plastik merminin gelmesi Murat'ta da var. Murat'ın da hemen sağ baldırında, kameraman arkadaşımız da. Onun da sağ baldırında hemen bir plastik mermi var. Benim ayakkabımın hemen sağ tarafında gene. Ve onun dışında ellerimizde daha önceki süpürme hareketlerinden kalan yaralar var. Bunu söyleyelim. Dediğimiz gibi vekiller de aradaydı. Vekil, basın gözetmeksizin plastik mermiyle müdahale edildi. Hem kameraman arkadaşım, hem ben, hem de diğer basın arkadaşlardan plastik mermi yiyenler oldu. Bunu söyleyelim. Öğrenciler şu anda hemen İskele, Kadıköy İskele'nin karşısında bir ara caddede sloganlarına devam ediyorlar. Fatih Ertürk, yoğun bir biber gazı da oldu. Biraz nefes almakta da zorlanıyoruz. Gözlerimiz de yanıyor. Ama dedim ki iskeleden bu alana kadar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan da var Fatih Ertürk. Diğer üniversitelerde öğrenci olanlar da var. Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunlukta gelmeye çalışan öğrencilerdi. Buradaki öğrenciler de İstanbul'un farklı okullarında okuyarak Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için, gözaltına alınan öğrenciler için destek amaçlı burada olan öğrenciler de var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de var. Aralarında bizim de daha önce gittiğimiz Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki eylemlerde takip ettiğimiz ve röportaj yaptığımız öğrenci arkadaşlar da var burada. Hepsi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi mi desek? Hayır, bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz ama İstanbul'un farklı üniversitelerinde okuyan ve aslında temel sorunları demokratik, özgür bir ve üniversitelerinin özgür bir eğitim olması yönünde çağrıları olan üniversite öğrencileri çoğunlukta burada. Bunu söyleyelim. Fatih Ertürk İstanbul Üniversitesi'nden de var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de var. Dediğimiz gibi öğrenciler ortak bir slogan atıyorlar aslında. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Daha önce Melih Bulu gibi diğer üniversitelerde de atamalar gerçekleşmişti. İstanbul Üniversitesi'nde, diğer üniversitelerde de, Mimar Sinan'da da. Bir ortak bileşen aslında bu. Ortak bileşenin ortak bir çağrısı var. Biz üniversitelerimizin özgürleşmesini istiyoruz diyorlar.
yazıklar olsun o yandaş medya, yazıklar olsun, bakın buradan söylüyorum. Şu olaylarla ilgili tek satır haber, tek kare görüntü yok ya. Ayıptır bu, ayıp, yazıktır, günahtır bu insanlara. Bu çocuklar özgürlükleri için, özgür bir üniversite için hak arayışında. Peki, bizden şimdilik bu kadar. Sayın konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi bir Türkiye'de tekrar konuşabiliriz. Birazdan İrfan Delmenci ile ana haber var ve bu canlı yayın devam edecek. Sakın ayrılmayın diyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın.